Şehri Gündem programı olarak Malatya'dayız ve yeminli mali müşavir Şefik Şengün Bey ile birlikteyiz. Şefik Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1957 yılında Malatya Ekimal ilçesine bağlı Kurşunlu beldesine doğdum. İlkokulu burada tamamladım ve Malatya İmam Hatip Lisesi'ne girdim. Burayı tamamladıktan sonra Bursa İktisadi Ticaret Akademisi İşletme Fakültesi'ne girmiştim. Ve 1981 yılında burada mezun oldum. Bir yıl kadar serbest çalıştım. Akabinde Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavla o zamanki ünvanı vergi denetmeni olan, şu andaki ünvanı vergi müfettişi olarak değişen mesleğe 1982 yılında başladım. 1996 yılı ortalarına kadar bu mesleği icra ettim. 1996 yılında yeminli mal müşavirlik belgesini alınca istifa ederek o günden bugüne 21 senedir kesintisiz olarak Malatya'da bu görevi yürütmekteyim. Şefik Bey, yeminli mali müşavirlik nedir? Bizlere mesleğinizi tanımlayabilir misiniz? Yeminli mal müşavirlik mesleğinin diğer iki meslek gruplarındaki farkı, diğer iki meslek grupları mükelleflerin hesap ve defterlerini tutarlar, beyannamelerini tanzim ederler, onun adına olan bildirgeleri verirler. Ancak yeminli mali müşavirler bu işleri yapmazlar. Yeminli mali müşavirler bu işleri yapmaları yasalarak yasaktır. Onlar devlet adına bağımsız denetim yaparak raporlama yaparlar ve bu rapor sonuçlarını ilgili idarelere takdim ederler. Peki, vermiş olduğunuz kurumsal hizmetler nelerdir? Aklı ilk gelen şey genelde şu oluyor. Sanki yeminli mali müşavirler sadece Maliye Bakanlığı'nın işini yapmışlar gibi bir izlenim alıyoruz. Doğru. Biz ağırlıklı olarak Maliye Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu ya da yaptırmış olduğu işleri yapıyoruz. Ama işimiz sadece bunlar değil. Biz bugün yaklaşık olarak şu an itibariyle 20 tane kurum veya bakanlığa iş üretmekteyiz. Yaklaşık 54 adet raporlama yapmaktayız. Bu 54 adet içerisinde Maliye Bakanlığı'na vermiş olduğumuz hizmet türü 18 adet. Yani geriye kalan yaklaşık 38 işi diğer bakanlıklara yapıyoruz. Sadece biz bir Maliye Bakanlığı'na hizmet vermiyoruz. Belki ileride bunun sayısı ve raporlama çeşitleri daha da artmış olacaktır. Onun için hiçbir meslektaşımız bu konuda endişeli olmasın ve bu konuda da daha kaba bir tabir etsin, aç gözlü olmasın. Bu mesleğin bir onuru var, her mesleğin olduğu gibi bir en azından bir gururu var. Ya ben bunu söylediğim sadece yeminli mali müşavir mesleğini kastetmiyorum, diğer meslektaşlarımı da katıyorum. Serbest muhasebeli mali müşavir arkadaşlarla, serbest muhasebeli arkadaşlarla aynı kategoride görüyorum. Bunun ne altyapısı var arkadaşlar da, belki birçok bu arkadaşlarımız ileride birçok yeminli mali müşavir olma şansına sahip olacaklar. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Yeminli mali müşavirlere güvensinler. Elbette işlerinde belki işini ihmal eden arkadaşlar olabilir. Uzaktan kumandalı iş yapmak isteyen olabilir. Bunlardan uzak dursunlar çünkü bunların zararlarını görürler. Kendi işleriyle birebir ilgilenen, yakınlarında olan, her an ulaşabilecekleri. Ayrıca denetimlerini yaptıkları arkadaşlar çalışsınlar çünkü onun zararını görmezler. Hem kendilerine yararını görür hem de ülkeye yararını görür. Ancak yani ya işte o beni görmesin, ben onu görmeyeyim. Eğer 3-5 kuruşta fiyata kırıyorsa, bana aşağı fiyata yapıyorsa ben çok da önemli değil. Asla bir düşünceye kapılmasınlar. Ama biz burada bencil davranırsak sadece ben kazanayım, bir başkası kazanmasın dersek o zaman milli duygulardan uzaklaşmış olur ve hissi duygulara kapılmış olur. Elbette burada milli duygular derken ticaretin milliliği olmaz. Ticaret ulusal ve uluslararası çapta bir şeydir. Bizim amacımız ticaretin milli olan derken yani üretirken milli olalım ama satarken de uluslararası olalım derim. Ya kısacası şunu söylüyorum. Düzgün, işine bağlı, kendilerine her noktada yararlı olabilecek insanlarla çalışsınlar. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.